Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere soğan dolması yapacağım. Bu ekşili Arap dolması da diyor. Arapların yaptığı bir yemek. Arap yemeği de denebiliyor. Bunun için şu büyüklükte soğanlarımız gerekiyor. Bu soğanları böyle soyduktan sonra şöyle bir yaracağız. Ortasına kadar. Şöyle yarıyoruz. Sadece tek tarafından. Evet. Şu şekilde. Sonra bunları kaynamış suya atacağız arkadaşlar. Haşlayacağız. Biraz haşlanacak. Soğanlarımız haşlanırken biz o arada bakın soğanlar haşlanırken görüyor musunuz? Yumuşadıkça böyle açılmaya başlıyorlar yaprak yaprak. Bunlar iyice açılacak arkadaşlar. Biz o ara malzememizin, dolmamızın iç malzemesini hazırlayacağız. Küçük bir soğan rendeleyeceğiz. Zaten soğan dolması yaptığımız için çok soğan koymaya gerek yok. Küçük bir soğan rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra içine kıymamızı katalım. Yıkadığımız pirincimizi katalım. Yani eğer çok pirinçli seviyorsanız ona göre koyarsınız. Az pirinçli seviyorsanız eti fazla koyarsınız. Pirinci daha az koyarsınız. Baharatlarımı ekleyeceğim şimdi. Ben çok çeşitli baharatlardan kullanmıyorum. Biraz karabiber. Zerdeçal kullanırım mutlaka. Biliyorsunuz çok faydalı. Biraz zerdeçal. Toz kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı da kimyon koyarım. Tuzunu biraz tuz. Ve buzdolabında yıkayıp dipinizde sakladığım maydanoz. Böyle elimizle biliyorsunuz bu şekilde yumuşak yapabiliyoruz. Maydanozumuzu da ekledikten sonra bunu biraz da tabii yağ koyacağız. Zeytinyağı koyalım. Evet. Ve bunu iyice harmanlayacağız arkadaşlar. Ben eldivenimi takıyorum. Eldivenimi taktım arkadaşlar. Eldivenimle bir güzel iç malzememizi yoğuruyoruz. İyice birbirlerine tabii ne unuttum biliyor musunuz? Salça. Ben şimdi buna biraz da salça koyacağım. Şöyle elimle alıyorum. Zaten dibinde kalmış. Birazcık yeter. Çok fazla salça koymayacağım. Zaten çok özel köy salçası. Fazla koymaya gerek yok. Ve harmanlayacağım. İyice böyle bakın yoğuruyoruz. Birazcık böyle katı oldu. Köfte gibi. Şimdi biraz suyla incelteceğiz. Çok azıcık su koyacağım. Çok az, fazla değil. Heh, bu kadar. İnceltelim ki zaten pirinçler içinde pişeceği için o suyu emecekler. Ya bu kıvam yeter. Gördüğünüz gibi. Şu an oldu. Şimdi soğanlarımız bittikten sonra bakın iyice açılmaya başladı. Bittikten sonra onları doldurma işlemini göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın oldu gibiler. Şöyle bir tane çıkarttım. Şöyle bir tepsiye çıkartıyoruz. Bakın üstüne bastığım zaman yaprak yaprak ayrılıyor. Görüyor musunuz? Yaklaştır oğlum iyicene. Bakın. Böyle yaprak yaprak gördünüz mü? Çok basit. Şu an sıcak çok elleyemiyorum ama şu şekilde ayırıyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi bunları aldım sudan. Tek tek ayırıyorum. Biraz sıcak. Siz soğumasını bekleyin. Mutlaka. Ben size göstermek için birazcık hızlı hareket ettim, acele. Şu şekilde görüyor musunuz? Hepsini ayırıyorsunuz. Çok basit ayırmış. Zaten kendisi ayrılıyor hemen. Şu şekilde ayırıyoruz. Bir de limon lazım bize. Aslında bunun en önemli şeyi limon. 1,5 limon sıktım ben. İsterseniz az ekşi seviyorsanız siz bir limon sıkabilirsiniz. 1,5 limon sıkacağız. Evet, yaprak yaprak ayırdım. Ayırdıktan sonra bunu sarma işleme geçiyoruz. Bakın. Aldığımız bir kaşık iç harcımızı şu şekilde sarıyoruz. Şöyle çok basit gösteriyorum sizlere. Kendinden sarılmaya hazır. Şöyle koyuyoruz. Ve şu şekilde sarıyoruz. Bir soğandan bayağı bir dolma çıkıyor. O yüzden hesabınızı ona göre yaparsınız. Şu şekilde alıyoruz. Şöyle. Evet, son dolmamı da doldurdum. Evet. Hepsi bir sıra olacak şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Üst üste koymayacağız. Hepsi sıkışacak. Şuraya bir iki dolma daha buradan alıp sıkıştırabilirim. Bunları da doldurup şuraya sıkıştırırım. Tek sıra halinde olması gerekiyor. Evet, bütün malzemeyi dolmalarımızı dizdikten sonra birazcık su ekliyoruz. Biliyorsunuz soğan zaten pişti. Kıyma da çabuk pişen bir şey. O yüzden çok su koymaya gerek yok. Bu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. Piştikten sonra, evet, pişiyor gibi. Şimdi bunun suyu iyice çekecek. İyice çektikten sonra limonumuzu dökeceğiz. İşte limon burada devreye giriyor. Birazcık soğanların dibini yakacağız. Yani bu soğanın dibini yakmamız lazım. O yüzden tek sıra halinde dizdik bunları. Göstereceğim size piştikten sonra. Evet, soğanlar iyice suyunu çekti. Şimdi bizim yapmamız gereken, farkındaysanız soğanları dizdikten sonra suyunu koyduk. Yağ eklemedik. Yağını şimdi ekleyeceğiz. Birazcık yağ ekleyeceğiz. Evet, yeter. Yağımızı ekledik. Şimdi de limonumuzu ekleyeceğiz. Muhteşem bir lezzet oluyor. Bu ekşi soğanı o kadar çok yakışıyor ki arkadaşlar. Evet. Ve şimdi tencerenin dibini birazcık yanmasını bekleyeceğiz. Biraz dibi yandıktan sonra soğan dolmamız yemeğe hazır. Harika bir tat. Yani yanmak derken kömür gibi yakmayacaksınız arkadaşlar. Karamelize gibi olacak böyle. Muhteşem bir tat. Afiyet olsun. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.